Esselamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Biz uzun bir aradan sonra böyle yine bir gece programı yapmaya karar verdik ve Abdülaziz Hocamı buraya davet ettik. Burada bunun gerekliliğine inanarak tabii davet ettik. Gençlerimiz çok mahallede. Hocamız da gerçekten konuyu çok güzel belirledi. Allah razı olsun. Gençlere faydalı olacağını ümit ediyoruz. Biz eğitim der olarak biraz kendimizi tanıtalım istiyorum doğrusu. Eğitim der niçin kuruldu ve ne yapıyor? Bunu biraz kısaca anlatmak istiyorum. Eğitim der bu mahallede eğitim derli hanımlar, daha doğrusu bu mahallede daha önce zaten vardılar ve çalışmalar yapıyorlardı. Yalnız dernekleşmemişti. Müslüman hanımlar olarak bazı şeyleri dert edindik kendimize. İnsanlara Allah'ın tebliğini, Allah'ın mesajını nasıl ulaştırabiliriz? Ümidiyle yola çıktık. Ve bazı çalışmalar yaptık şimdiye kadar. Buradaki yaşayan kardeşlerimizin birçoğu bizim çalışmalarımızı biliyor zaten. Hem kültürel çalışmalar yaptık, hem yardım çalışmaları yaptık, eğitim çalışmaları. Çocuklarımızı belki şu anda en küçük öğrencimizi söylesem şaşıracaksınız ama 2,5 yaşında bir öğrencimiz var. O da benim torunum. Gerçekten çok güzel, çok güzel şeyler öğreniyorlar küçücük yaşta. Geçen gün bize abdest almayı gösteriyor, nasıl abdest alındığını. Öğretmenleri onlara abdest almayı öğretmişler. Yani bunun gibi biz küçük yaşta çocuklarımıza eğitim vermeye başladık. Ev okullarıyla en küçük yaşta dedim 2,5 yaşında öğrencilerimiz, onun büyüğü ilkokul öğrencileri ev okulları tarzında eğitim yaparak devam ediyoruz. Aynı zamanda ortaokul ve liselilere yönelik de kızlara ve erkek çocuklarına yönelik çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda yine ehil olan abla ve abiler tarafından kendilerine aynı zamanda hal ve hareketiyle örnek olacak abi ve ablalar tarafından verilmekte dersler. Hem ahlaken, hem adab olarak, hem de inanç olarak gereken bilgiler çocuklarımıza verilmekte. Biz elimizden geleni yapalım, ondan sonra takdiri Allah'a bırakalım. Tedbir almak istiyoruz öncelikle. Bu çalışmaları yaparken tabii anneleri de biz öncelikle anneleri de eğitmemiz gerektiğini düşündük. Gerçi birçok annemiz belki birçok eğitimden geçmiş ama her an beslenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu da ancak Kur'an'la olabileceğini düşündük ve tefsir dersleri başlattık derneğimizde. Tefsir dersi yapıyoruz. Sevgi Bilici kardeşimiz tefsir dersi hanımlara yapıyor. Serdar Çil kardeşimiz de aileye yönelik tefsir dersleri yapıyor. Gerçekten derslerimiz tevhidi bilince oluşturan, ufkumuzu açan, bizleri Kur'an'la haşir neşir eden ve Kur'ani bir hayat yaşamada bizlere rehberlik eden bilgiler oluyor. Elhamdülillah bu zamana kadar yaptığımız çalışmalardan verim aldığımızı görüyoruz. Bunun yanında eğitim çalışmalarını yaparken yardım çalışmaları da yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Zaten biz bu bölgede aynı zamanda İHH Hanım yönetimindeyim kendim ve İHH'nın bu bölgedeki çalışmalarını buranın temsilcisiyiz ve buradaki çalışmaları biz yürütüyoruz Allah'ın izniyle. Allah da yardım ediyor. Gerçekten insanlarımız yardım konusunda çok duyarlılar.
İnfak konusunda bizim halkımız çok duyarlı. Allah razı olsun. Birini yoksul halde gördüğü zaman hemen el atıp yardım etmek istiyor. Bu hassasiyetlerimiz Cenab-ı Hak kaybettirmesin bizlere, inşallah daim kılsın. Mesela yakında Van'la ilgili yine bir kermesimiz oldu. Oraya bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun yanında biz zengin ve fakiri de buluşturuyoruz. Mesela fakir bir komşumuz var. Öbür tarafta bir zengin var, yardım etmek istiyor. Biz bunları köprü oluyoruz. Hani hadis-i şerifte diyor ya, hayrı yapan, hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Biz hayra vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak'tan da bunun ecrini alacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımız, dostlarımız herhangi bir konuda bir hastalık, bir zor durum anında birbirine herkes destek oluyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir bir peygamber diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Biz Müslümanlar olarak dayanışma içinde birbirimize Kur'ani mesajı götürüp amele dönüştürmek, bu mesajı amele dönüştürmek açısından birbirimize destek oluyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Biz Bayındır Hocam'ın derslerine de devam ediyoruz. Çok faydalanıyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Burada da bizim faydalandığımız bilgilerden burada oturan kardeşlerimizin de faydalanması gerektiğini düşünerek onu buraya davet ettik. Kendileri de bizi kırmadılar. Geldiler. Allah razı olsun kendilerinden. Ben çok fazla sözü uzatmadan bırakmak istiyorum. Hepiniz geldiğiniz için, bu yağmurlu havada evinizden çıkıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm. Ayşe Hanım Efendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Böyle bir geceye vesile olan dernek ve derneğin başkanı olduğu için. Tahrim suresinin 6. ayetinde Estağfirullah. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır buyurulmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet ettirmiştir. 7 kişi vardır ki Allah sadece bunları kendi arşının gölgesinin bulunduğu günde gölgelendirir. Adaletli devlet başkanı, Rabbine kulluk üzere yetiştirilmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı kimse, Allah için birbirini seven, Allah için birleşen ve ayrılan 2 kişi, güzel ve mevki sahibi bir kadının kendisini çağırıp da ben Allah'tan korkarım diyen kimse, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği gizli sadaka veren kimse, yalnız başına tenhada Allah'a zikredip hatırlayan ve bu nedenle gözleri dolan kimse, hadis-i şeriflerinde buyurulduğu gibi. İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayetle de Allah Celle Celaluhu gençliğini Allah'a itaat yolunda geçiren genci sever demiştir, buyurmuştur. Bu itibarla bu geceki konferansımıza Sayın Hocamız Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Beyefendi'yi davet ettik. Hocamı buraya davet etmeden, sunumuna başlamadan önce kısaca tanıtmak istiyorum. 1951 Erzurum Tortum'da doğdu. 1976'da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. 1976'da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdikten sonra 1997'ye kadar İstanbul Müftülüğü'nde
müftü yardımcısı ve uzman olarak çalıştı. 83-93 yılları arasında İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın ilmi toplantılarını tertip etti. 1993'te Süleymaniye Vakfı'nı kurdu. 97 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi oldu. 2003 yılında ise İslam Hukuku Profesörü oldu. Halen bu görevi sürdürmekte olan Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır evli ve 4 çocuk babasıdır. Kitaplarından, eserlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ticaret ve Faiz 2002, Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış İstanbul 1997, Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk İstanbul 2001, Kur'an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar İstanbul 2005. Tabii daha bunlar saydığım bazı eserleri. Sözü fazla uzatmadan Sayın Profesör Abdülaziz Bayındır Beyefendi'yi sunumunu sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel'akibetu lilmuttakin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu güzel toplantıyı tertip eden Eğitim Der yöneticilerine ve derneğin başkanı Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir faaliyet. Ayşe Hanım diyor ki fazla kimseyi toparlayamadık. Bu kadar kişiyi toparlamış olmak çok büyük başarı. Şimdi sayı önemli değil, kalite çok önemlidir. Ve eğer siz doğruları anlatıyorsanız bir kişi son derece önemlidir yani. Ve burada çok sayıda insan var. Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu güç çok fazladır. Eğer farkına varabilirsek. Eğitim Der'in gerçekten faaliyetlerini dinleyince son derece memnun oldum. Allah razı olsun. Çok iyi faaliyetler yapıyorlar. Sadece eğitim değil, aynı zamanda yardımlaşma demek ki isteyince çok güzel şeyler oluyormuş. Bu akşam size her genç hayata imanla başlar konulu bir sohbet yapmak için buraya geldik. Şimdi bu nedir? Bizim derslerimize katılanlar çok iyi bilirler. Ben böyle nutuk çekmeyi, konferans vermeyi sevmem. Karşılıklı konuşarak sohbet ederiz. Dolayısıyla size arada sırada sorular sorar, cevaplar beklerim ona göre. Onun için iyi dinleyin ki yanlış cevap vermeyesiniz, yoksa eksi alırsınız. Karnınıza kötü geçer. Ondan sonra uğraşın durun. Şimdi her genç derken bu genç ister Moskova'da olsun, ister Çin'de, ister kutup bölgesinde, ister Mekke'de, ister Müslüman bir ailenin çocuğu olsun, isterse din düşmanı bir firavunun çocuğu olsun. Her genç hayata imanla başlar. Peki bu iman nasıl bir imandır? O iman Allah-u Teala'nın istediği doğru bir imandır. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir şey duymadık, değil mi? Allah'ın istediği doğru bir imandır. Şimdi size bir ayet okuyacağım. Bakayım o ayetten ne anlayacaksınız? Soru soracağım. Ali İmran suresinin 106. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin de kara çıkacağı günde, kararacağı günde.
فَاَمَّلَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ فُجُوهُهُمْ Yüzleri kara olanlara şöyle denecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İnandıktan sonra kafir mi oldunuz denecektir. Soru 1. Büluğa erdikten sonra vefat eden kişi, diyelim ki 15 yaşında insan büluğa eriyor değil mi? Erginlik çağına giriyor. Erginlik çağına erdikten sonra vefat eden kişi, ahirette cennet ya da cehennemle sorumlu mu? Ne diyorsunuz? Sorumlu değil mi? Peki bu kişi, az önce okuduğum ayetin kapsamına girer. İsterse dünyanın neresinde olursa olsun. Annesi babası, birisi Ebu Cehil olabilir, birisi ne bileyim dünyanın en kötü kadını da olabilir. Büluğa erdikten sonra ölünce bu ayetin kapsamına girer dediniz. Ayeti tekrar okuyorum. Ali İmran 106. ayet. Diyor ki Allahü Teala يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu, karardığı gün, kara çıktığı gün, kara olduğu gün فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kara olanlara şöyle denecektir اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O zaman kafirliğinize karşı o azabı tadın bakalım. Peki, hiçbir peygamberin sesini duymamış, müşrik bir toplumda doğmuş, büyümüş, eğitim görmemiş bir kişi nasıl oluyor da doğru bir imana sahip oluyor? İkinci soru bu. Nasıl olur? Kalübela nedir? Ne zaman oldu bu kalübela olayı? Ruhlar aleminde hatırlıyor musun? Ya hatırlamadığın şeyden niye sorumlu olacaksın? Ben şimdi hatırladığınız bir şey anlatacağım size. Hepiniz hatırladığınız kalübela olayını şimdi hatırlayacaksınız. Bak şimdi. Bak ruhlar alemindekini hatırlamıyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'de geçen kalübela olayını hemen hatırlayacaksınız. Şimdi A'raf suresinin 172. ayetinde Allahü Teala bunu bize anlatıyor. Diyor ki burada ve iz ahada rabbuke min beni ademe min zuhurihim zurriyetuhum. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından soylarını aldığı zaman. Adem oğlu derken kim anlaşılır? Kadınlarda anlaşılır mı? Kadın, erkek, herkes anlaşılır. Arapçada öyledir yani. Adem oğlu dedim mi, kadın, erkek ayırt edilmez. Hepsi de anlaşılır. Ne zaman bu, işte az önce sizin söylediğiniz kalübela olayı bu ayette geçiyor. Kur'an'da başka bir ayette yok. Bakalım ne zamanmış? Zamanını söylüyor Allahü Teala. Diyor ki, وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ Rabbin Adem oğullarından. Adem'den değil, dikkat edin. Adem oğulları derken siz bu kapsama girer misiniz? Hepiniz girersiniz. Sırtlarından, yani bellerinden, zürriyetlerini aldığımız zaman, sırttan zürriyet ne zaman alınmaya başlanır? Sırt, zürriyet demek çocuk demektir, çocuk. Çocuk sırttan mı alınır? Yok, ana rahminden doğar. Ama sırttan alınan nedir? İnsanın bel kısmından gelen nedir? Efendim, çocuğun tohumudur. Kadın olsun, erkek olsun.
Peki bu tohum ne zaman alınmaya başlanır ilk önce? Efendim? Ergenlik çağıyla birlikte, değil mi? Büluğ çağıyla birlikte, kadınlar adet görmeye başlamalarıyla birlikte vücut yumurtayı rahme bırakmaya başlar. Erkeklerde ihtilam oldukları andan itibaren bu tohumu üretmeye başlarlar. Şimdi Allahü Teala ne zaman bu kalübele olayını şey yapmış? Bakın diyor ki, tekrar ayeti okuyorum. Ve iz ahada rabbuke min beni Adem. Rabbin Adem oğullarından aldığı zaman, Adem'den dersek iş değişir ama Adem oğulları diyoruz. O diyor Allahü Teala. O zaman herkes giriyor mu bu kapsama? Peki ne zaman? Min zuhurihim zürriyetehum, sırtlarından zürriyetlerini aldığı zaman. Gel bakayım delikanlı. Sen gel. Gel gel şuraya. Gel gel gel. Koş koş koş. Koş. Aferin. Senin adın ne? Bu Bilal girer mi bu kapsama? Girmez. Bilal birkaç sene sonra girecek. Ama mesela ben girer miyim? Hepimiz girer. Buluğa ermiş olan herkes girer. Ondan sonra diyor ki ve eşhedehum ala enfusihim. Eşhede şahit tuttu. Bak biz eşhede kelimesini hatırlatan bir kelime söyleriz inancımızı ifade etmek için. Hangi kelime o? Eşhedü. Eşhedü deriz, değil mi? Ben şahitlik ederim. Ve eşhedehum, onları şahit tutar. Ala enfusihim, kendilerine karşı. Yani yarın herhangi bir şey diyememeleri için Allah kişiyi kendine karşı şahit tutar. Şahit tuttu. Ne dedi? Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Onların her birisi dedi ki evet. Elbette Rabbimsin. Peki böyle bir olayı hatırlayanınız var mı? Hayır diyeceksiniz. Bak şimdi hepinizi hatırlatacağım. Ben şimdi size hatırlatırım. Görürsünüz. Şimdi her biriniz teker teker zihninizi bir şey yapın, yoklayın. Zaman zaman kendi içinizden Cenab-ı Hak'la konuşma olduğunu hissetmiyor musunuz? Ya Rabbi sen ne büyüksün. Sana inanmamak olur mu? Sen ne yücesin diye zaman zaman böyle bazı hallerinizde, bazı durumlarda bu tür konuşmalar içinizden geçiyor mu? Hepinizin geçiyor mu? İşte olay bu. Tamam. Bunun ilk başlangıcı buluğdan önce başlar. Mesela şimdi bu Bilal annesine babasına sürekli Allah ile ilgili sorular soruyordu. Soruyor musun? Soruyor musun? Sizin çocuğunuz mu? Evet. Mesela çocuklar, içinizde öğretmenler var. Buluğdan önce, mesela şimdi burada lise öğretmenleri var. İlkokul öğretmeni var mı? İlk öğretim. Var mı? Ha, siz varsınız. Mesela çocuklar daha erginlik çağına varmadan Allah'la ilgili sorular soruyorlar mı? Soruyorlar. Peki 7. sınıfa varıp da ergenlik çağına geldikten sonra soran var mı? Yok. Soran yok. Çünkü o yaşa kadar Allah'ı arıyor. Yani birisinin öğretmesine gerek yok. Çevresinde gördüğü, yüz yüze geldiği bütün olaylar ona Allah'ı anlatıyor. İsterse insanlar tam tersini söylesinler. İsterse bulunduğu toplum en dinsiz toplum olsun. Çevresi ona Allah'ın varlığını bildiriyor. Okulda isterse ateizm öğretsinler. Hiç fark etmez. Çünkü onu kabul edemez o. Onun için hepimiz zaman zaman, mesela o buluğla başlar, bu kesin, ölene kadar devam eder. Sık sık Cenab-ı Hak'la içten konuşmalar yapmıyor muyuz? Genellikle tabiatla baş başa kaldığımız zamanlar,
Önemli olaylar olduğu zaman yapmıyor muyuz? Herkes yapmıyor mu? Bunu bütün insanlar yapar. Ve işte orada herkes galübela denen şey yaşar. Şimdi hatırladın mı? Hatırladınız değil mi? Yaşadınız, tamam. Ölene kadar da bu devam eder. Çünkü soy alınmaya ölene kadar devam ediyor. Şimdi onun için eşhede kelimesini kullanıyor Allahü Teala ve eşhedehum onları şahit tuttu. Ala enfüsihim kendini bağlayıcı şekilde şahit tuttu. Yani biz Allah'la birebir içimizden konuşuyoruz. İçten konuşuyoruz. Hatta bu diyalog oldu, diyaloğu hepimiz hissederiz. İşte o zaman eşhedü deriz. Ne demek eşhedü? Çok kesin olarak biliyorum. Hiç şüphem yok ki Allah'tan başka ilah yoktur. Peki eğitimi olmayan insanlardan Allah başka bir şey bekliyor mu? Yani bir peygamberle yüz yüze gelmediyseniz, size doğru bir din anlatılmadıysa Allah sadece kendisine şirk koşulmamasını istemiyor mu? Bak Allahü Teala'nın bir ayeti var. Ne diyor? İki tane var o ayet. Estağfirullah. İnna Allah la yaghfiru en yushrake bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma dune zalike, bunun altında kalanı limen yaşa, kendi kuralına uyan kişi için bağışlar. Şimdi asıl istediği şirke düşmemek. Şirke düşmek ne demek? Şirke düşmek demek Allah'ı ikinci plana atmamak demektir. Allah'ı ikinci sıraya koymamak demektir. Şimdi onunla ilgili ayetleri de okuyacağım ama önce bunları bitireyim. Şimdi bak bu Araf suresinin 172. ayetini şimdi devam ediyorum. Galu bela şehidna. Biz şahit olduk derler. Evet. Şahit olduk ya Rabbi derler içten. Yani bu kelimeleri söylemeleri gerekmez ama bu kelimenin anlamını insanlar sürekli söylerler. Ondan dolayı deriz ki eşhedü en la ilahe illallah deriz. Aynı kelimeyle. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Herkes buna şahittir. Herkes bunu bilir. Ama o bir takı ondan sonra bozulmalar başlar. Onu da ben size anlatacağım inşallah. Peki neden böyle? Diyor ki Allahü Teala en tekûl yevmel kıyame, o kıyamet günü şöyle diyebilirdiniz bu olmasaydı eğer. İnna kunna an hâzâ gâfilin. Ya Rabbi bizim senin varlığından, birliğinden haberimiz yoktu ki. Diyebilirdiniz. Ahirette çünkü size Cenab-ı Hak şey yapacak, sizinle ilgili kararını verecek. Bunu diyebilirdiniz eğer böyle bir olay olmasaydı. Ev tekûlu ya da şöyle diyebilirdiniz. İnnemâ eşreke âbâuna min kablu. Ya Rabbi ben kalktım, annem babam müşrik. Ve künnâ zürriyeten min ba'din. Biz de onların çoluk çocuğuyduk. Başka bir şey görmedik. Efe tuhlikuna bimâ faalel mubtilûn. Hakkı batıl gösteren, doğruyu yanlış gösteren anne babamızın yaptığından dolayı bize ceza mı vereceksin, bizi helak mı edeceksin de diyebilirdiniz ama şimdi ne olacak? Diyemeyeceksiniz değil mi? Diyemeyeceksiniz. Çünkü Allahü Teala bir öğretmene bırakmadan, anneye babaya bırakmadan yarattığı ayetlerle, Allah'ın yarattığı ayetler tüm varlıklar ve kişinin kendisidir. Kişiye bunu gösterir. Allah'ın varlığına ve birliğine. Öylesine kesin inanır ki hiç kimse şey yapamaz onu. Onun için çocukların en dindar oldukları zaman büluğa yaklaştıkları zamanla büluğanı. Hayat öyle başlarlar. Ama ondan sonra işler değişmeye başlar. Şimdi anlaşıldı mı? İlk okuduğum ayeti tekrar okuyayım.
Ali İmran 106. Diyor ki Allahü Teala: Estağfirullah. Yevme tebyaddu vucuh ve tesveddu vucuh. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu günde, karardığı günde. Femmellezine esvedet vucuhuhum, yüzleri kara olanlara şöyle denecektir: Ekafartum ba'de imanikum. İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Şimdi anlaşıldı mı ayet? Herkeste oluyormuş bu, değil mi? Peki kafir ne demek? Kafir örten demektir, örten. Şimdi burada su var, değil mi? Bu su. Ben de şimdi bunu örttüm. Kelime anlamıyla kafir. Onun için kafir kelimesi her zaman kötü manada kullanılmaz. Mesela Cenab-ı Hak için Allah'a dua ederiz aynı kökünden. Ve kefir annâ seyyiâtinâ deriz. Aynı küfür kökünden gelen bir... Ya Rabbi kötülüklerimizin üstünü ört. Mesela kefaret dediğimiz şey vardır. Yaptığımız yanlışları örtmek için. Onun için küfür örtmek demektir. Mesela Türkçe'de kullanılır, küfranı nimet derler. Yani yapılan iyiliği görmeyen kişi için kullanılır. Nankör karşılığı. Şimdi burada suyun üstünü örttüm. Olmayan bir şeyin üstü örtülür mü? Olmayan bir şey örtebilir misiniz? Mümkün değil. İşte kafir olmak için kişinin kalbinde doğru iman olması gerekir. Kafirliğin ön şartıdır bu. Çünkü örteceği bir şey olması lazım körsün. Onun için ekafartum ba'de imanikum, inandıktan sonra kafir mi? Yani inancınızı örttünüz mü? Örtülü göremiyorsunuz burada, değil mi? O zaman dersiniz ki altta su olduğunu bilmeyenler der ki yok canım orada su falan yok. Bir gazete parçası duruyor dersiniz, değil mi? Mesela ateistler var. İzleyenler bilir, ben televizyonlarda falan sürekli diyorum, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan yoktur. Şimdi siz bu ayeti öğrendikten sonra demez misiniz? Şimdi bizim üniversitede bir hoca bana diyor ki, ya adam inanmıyor, sen niye öyle diyorsun? İnanmamak olmaz. Bir müddet sonra artık o da itirazından vazgeçti. Şimdi mesela bana şimdiye kadar ben Allah'a inanmam diyen kim bunu demişse ben ona ne demişimdir biliyor musunuz? Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam. Şimdi bir televizyon programında reklam arasında sunucu dedi ki ya ben dedi inançsız bir kişiyim dedi. Bir hanım sunucuydu. Ben inançsız bir kadınım dedi. Aslında ateistim dedi. Fakat böyle programları seviyorum. Şimdi efendim burada hiç su yoktur desem, siz suyun örttüğümü gördüğünüz için ne yaparsınız? Peki bu ne dersiniz, değil mi? Kaldırırsınız. Ben de öyle dedim. Kaldırdım onun şeyini, o örtüsünü. Peki bu ne dedi? Nasıl dedim? Dedim ki, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle dedi. Sen Allah'ın varlığına ve birliğine çok kesin bir şekilde inanıyorsun dedim. Değil mi dedi? Bak, ifade bu. Allah'ın varlığına ve birliğine çok kesin olarak inanıyorsun değil mi dedim. Öyle yaptı. Şaşırdı böyle. Yani evet dedi. İkinci bir husus daha var. Herkes kendisini çok dindar kabul eder.
Herkes, Firavun da dahil. Firavun demiyor mu? Bak bu diyor sizin dininizi bozmak istiyor, dininizden çıkarmak istiyor diyor Firavun. Musa Aleyhisselam için. Onun da ayeti şu. Araf suresinin 30. ayeti. Orada diyor ki Allahü Teala insanları iki gruba ayırıyor. Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhi muttalale. Allah bir grubu yoluna kabul eder. Yola kabul etmek nedir biliyor musunuz? Çalışan öğrenciyi öğretmenin sınıf geçirmesi gibidir. Yani müminliğini onaylamaktır. Adil bir öğretmense çalışan öğrenciyi sınıfta bırakır mı? Bırakmaz. Allah'ın hidayet erdirmesi demek bir öğretmenin öğrencisini sınıf geçirmesi gibi bir olaydır. Öğrenci ne kadar çalışkan olursa olsun o öğretmen sınıf geçtiğine dair imza atmazsa öğrenci geçebilir mi bir sınıfa? Hiç mümkün değil. İşte Cenab-ı Hak da kişinin imanını onaylamazsa mümin sayılmayız. Bir grup bu Allah kendi yoluna kabul eder. Yani hidayetini onaylar. Ve ferîkan hakkâ aleyhimuddalâle ikinci bir gruba da sapıklık hak olur. Sapıklık hak olur. Yani sapıklığı hak eder. Kendi davranışıyla Allah kimseyi saptırmaz, kimseyi yola da getirmez. Adil bir öğretmenin hiçbir talebeyi sınıf geçirmemesi ve sınıfta bırakmaması gibidir. Çalışan geçer, çalışmayan kalır. Diyor ki ferîkan hedâ, Allah bir grubunu kendi yoluna kabul etmiştir. Ve ferîkan hakkâ aleyhimuddalâle, bir grubuna da sapıklık hak olmuştur. Sapıklığı hak etmiştir. Ben hocam beni sınıfta bıraktın, hak ettin derler. Onun gibi. Sen hak ettin, çalışmadın. Benim geçirmemi mi bekliyordun? Aynen onun gibidir. Peki sınıfta kalanlar kimi suçlarlar? Öğretmeni suçlarlar. Bunlar da Allah'ı suçlarlar. Hemen kaderciliğe yapışırlar. Ne yapalım? Allah bizi böyle yaratmış derler. Öyle bir şey yok. Şimdi esas işin esas püf noktası da şu. Öyle derken aslında kendilerini kafir saydıkları için değil, size karşı onu öyle söylerler. Size karşı söylerler. Esasen kendilerini nasıl kabul eder? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'la kendi aralarına şeytanları yakın dostlar olarak koyarlar bunlar. Şeytanı kendilerine evliya edinirler. Ve yahsebûne ennehum muhtedun, kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Bütün sapıklar böyle. Kendi doğru yolun ortasında hesap eden kişiyi kafir sayar mı kendini? Sayar mı? Onun için kime kafir derseniz hakaret kabul eder bunu. Kim olursa olsun. Kafir deyin hakaret kabul eder. Müşrik dediğiniz zaman da hakaret kabul eder. Şimdi o hanıma dedim ki, o televizyon sunucusuna, sana bir şey daha söyleyeyim mi dedim. Söyle dedi. Sen çok dindar bir kadınsın değil mi dedim. Evet dedi ona, çok daha güçlü bir şekilde. Evet dedi. Ama dedi benim din anlayışım farklı. Hah, işte mesele orada. Dindarlık önemli değil. Hangi dinin dindarısı? Önemli olan o. Allah'ın dininin dindarı mısın, kendi kafandaki dinin dindarı mısın? Peki insanlar nasıl kafir olur? Nasıl kafir olur? Aslında insanı kafir yapan bilgisizliği falan değildir. Hayattaki tercihleridir. Tercihleridir. Adam belki dünyanın en iyi dini bilen kişisi olabilir.
Kur'an'ı çok iyi ezberlemiştir. Bütün anlamını biliyordur. Dinin bütün ögelerini biliyordur, en ayrıntısına kadar. Ama belki dünyanın en tehlikeli adamıdır. İnsanı kafir yapan bilgisizliği değildir. Tercihleridir. Bakın Allahü Teala ne diyor? İbrahim suresinin 3. ayetinin 2. ayetinden başlayacağım. Diyor ki Allahü Teala: "Veylun lil kafirin min azabin şedid." O kafirler, imanlarını başka şeyle örtenler, onların bu şiddetli azaptan çekecekleri var. Peki bunlar kim? Madem herkes hayata imanla başlıyor, peki nasıl kafir oluyorlar? Diyor ki burada Allahü Teala: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Bunlar dünyayı ahirete, ahiretten çok sevenlerdir. Bu ahireti sevmeyen değil. Ahirette seviyor ama dünyayı daha çok seviyor. Peki ahiret diye bir şey bilmiyor, bilmeyebilir. Mesela işte diyelim ki şeyde, kutup bölgesinde bir yerde doğmuş, büyümüş, ahiretten hiç haberi yok. O da şu anı sonrasından çok sever. Öyle demektir. Nedir? Nasıl oluyor? Hemen elime bir takım menfaatler geçsin, beklemeye tahammülüm yok. Günahkarlık odur zaten. Sabırsızlıktır. Bir an önce hedefine kavuşmaktır. Kısa yoldan zengin olmak, itibarlı olmak, şu bu falan filan. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Yani yaşadıkları hayatı sonrasından daha çok sevendir. Bizim Türkçemizde de var. Hiç gerisini düşünmezsin. Öyle olmaktır işte. Ondan sonra ne yaparlar? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolundan şöyle yavaş 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 çaktırmadan uzaklaşırlar. Yaptığı yanlışın farkında olduğu için öyle bir şekilde yapar ki insanlar ona gene dürüst desinler. Onun için dikkat edin, yalancılığın kötü olmadığını söyleyen bir tek kişi yoktur. Ve herkes yalanın kötü olduğunu çok iyi bilir. Peki yalan söylemeyen var mı? Bildiğimiz doğruları yapmadığımız zaman bu oluyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Yaşadıkları hayatı ahirete göre daha çok seven, وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolundan böyle kaçan, وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ. O yolda eğrilik isteyendir. Yani kendi dine uymuyor, dini kendine uydurmaya çalışandır. O zaman kendi kafasına göre helallar, haramlar, şunlar bunlar oluşturur. Kendi tercihlerini Allah'ın tercihinin yerine koyar. Kendi tercihini Allah'ın tercihini yerine koyduğu zaman Allah'a kaçıncı planı atmış olur? İkinci planı atmış olur. İşte bir başka şeyi Allah'ın yerine koyunca müşrik olur. O bir başka şey ister kendisi olsun, ister güvendiği bir ilim adamı olsun, ister güvendiği bir din adamı olsun, isterse kim olursa olsun. Mesela Hristiyanlar Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın yerine koyduğularda kafir olmadılar. Onu Allah'ın yerine koydukları için müşrik oldular. Onunla Allah'ı ikinci plana attıkları için kafir oldular. Onun için arkadaşlar, bir hatayı da size bu arada söyleyeyim. Her müşrik kafirdir ve her kafir müşriktir.
Yani bir başkasını Allah'ın yerine koyması açısından müşriktir. Onunla Allah'ı ikinci plana atması dolayısıyla kafirdir. Şimdi bak mesela ailenin içerisinde anne babaları biraz büyür. Çoluk çocuk onları saymamaya başlayınca ne derler? Ben burada baba mıyım, değil miyim hiç belli değil ki. Değil mi? Yani artık daha bizim pabucumuz da mı atıldı, ikinci sıradayız. İşte kafirlik böyle bir şeydir. Peki bu babam yoktur mu diyor? Annem yoktur mu diyor? Onları ikinci plana atıyor. Önemsemiyor yani. Şimdi bakarsın ki baba senden de çok sıkıldım. Her şeye karışıyorsun. Mesela din içinde öyle derler. Canım ya benim işim var, gücüm var. Yok namaz kılayım. Günde iki vakit ne yetmiyor mu kardeşim? Bir sabah bir akşam kılarım tamam. İşte bu da adamı kafir eder. Niye? Sen kendi hükmünü Allah'ın hükmünü yerine koyuyorsun. Ve müşrik eder. Sen Allah'ı ikinci plana atıyorsun. Ya ama şu var bu var. Ya kardeşim ne oluyor? İhtiyaç bütün, şimdi sen diyorsun ki her şeyin için Allah'a yalvarıyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi sen bana şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver. Ama sakın emir verme. Ya sen bir iş yerinde ay sonunda alacağın 3-5 kuruşu için adamın bir ay emrini dinliyorsun. Her şeyini borçlu olduğun Allah'ın emrini niye dinlemiyorsun? Aklın ermiyor mu buna? O zaman insanı kafir yapan neymiş? Dünyayı ahirete tercihmiş. Ahireti inkar etmek değil, dikkat edin bakın. Dünyayı ahirete tercihmiş. O zaman imtihan öyle bir şey ki siz dünyanın en büyük alimi de olsanız, cahil de olsanız aynı sıkıntılarla yüz yüze kalırsınız. Çünkü dünya öylesine tatlı gelir ki insana onu ikinci plana atmak her baba yiğidin kârı değildir. Ve orada bakarsın imtihanı kaybetmiş. Dolayısıyla herkes kendi imkanları ölçüsünde, yani kendi bilgisine göre ciddi bir imtihandan geçmektedir. İmtihanı kazanmanın olmazsa olmaz şartı ahireti dünyaya tercih, yani sonrasını düşünmektir. Şimdi Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanmayan yoktur dedik ya. Mesela müşrik kelimesi biliyorsun, Mekkeli müşrikler. Müşrik kelimesinin anlamı nedir? Ortak koşan. Ortaklık en az kaç kişi arasında olur? Tek kişi ortak sayılır mı? O zaman müşrikte müşrik neye ortak koşuyor? Kime ortak koşuyor? Allah'a. Allah'ın varlığını bilmeyen Allah'a ortak koşar mı? Hiç mümkün mü? Allah'ın varlığını ve birliğini bileceksin ki ona ortak koşasın. Olmayan şeye nasıl ortak koşacaksın? Onun için bütün müşriklerde birinci sırada Allah vardır. Ama o tepededir. Müşrikler başkalarını kendilerine Allah'tan daha yakın hissederler. Şöyle bir salonda birkaç kere anlatmıştım, tekrar anlatayım, burada dinlemeyenler var. Ayşe Hanım dedi ya biz dinliyoruz başkaları dinlesin diye. Fransızlarla Almanların
ortaklaşa düzenlediği bir toplantıya çağrılmıştım. Benden Kur'an'a göre din ve hürriyet konusunu anlat dediler. Ben de orada anlattım. Epeyce ateist vardı orada. Fransa'dan gelmişler. Almanlardan da vardı ama epeyce de şey vardı, Katolik vardı. Ve seviye çok yüksekti. Yani böyle en üst seviyedeki kişilerdi. Şimdi orada söze şöyle başladım. Fransa'nın ateistleri meşhurdur, bilirsiniz. Dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Yani özetini söylüyorum. Şimdi birbirlerine baktılar. Birisi itiraz etse öbürü de diyecek ama hiçbirisi ağzını açmadı. Aynı şeyi Moskova Üniversitesi'nde de yaptım. Yine böyle bir salonda Moskova Üniversitesi'nin hocaları, onlarda da böyle şey yaptım. Onlar birbirlerine bakmadılar, böyle yaptılar. Doğru söylüyor ya diye kafayı böyle şey yaptılar. Hatta bir keresinde Kazakistan'a gitmiştim. Genç bir delikanlı, şöyle 15 demeyelim de 17-18 yaşlarında, üstün zekalılar okulu için Kazakistan'dan seçilip Moskova'ya gönderilmiş olan bir öğrenci ki Kazakistan'da 200 kişiden birisiymiş. Çünkü ondan biz dolaşıyorduk. Ona bayağı itibar ediyorlardı. Çok güzel Türkiye Türkçesiyle konuşuyor. Çok kabiliyetli bir çocuk. Daha yeni komünizm bitmişti o zaman. Ona dedim ki sen, dedim, Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor musun? Elbette inanıyorum dedi. Biz ateizm dersini öğreten hoca da inanıyor dedi. Ona sen inanmazsan hayatın hiçbir anlamı yok ki. Ateizm dersini öğreten hocalar daha sonra din dersi hocası oldu, biliyor musunuz, birçoğu. Şeyi anlatıyordu orada, birçok kimseden duydum. Okulda ateizm dersini verenler akşam gelip sabaha kadar tevbe ediyorlarmış, ya Rabbi beni affet diye. Ya Rabbi beni affet diye tevbe ediyorlarmış. Yaptıkların yanlış olduğunu çok iyi biliyorlar. Şeyde, Moskova'da bu en son gidişimde Kremlin sarayının içine girdik. İşte birisi dolaştırıyor, 7 tane kilise var orada. O dolaştıran diyor ki, herkes diyor bizim şeyleri, işte komünist dönemindeki devlet başkanlarımızı kafir zanneder. Onlar dindar insanlardı. İşte şurada ibadetlerini falan yaparlardı. Dedim ki sen bizi şöyle söyleme, ben onların dindar olduklarından hiç şüphem yok dedim. Ama hangi dinin dindarı? Mesela o. Şimdi o Fransız ve Almanların şeyinde dedim ki, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Peki o zaman asıl problem ne? Asıl problem, Allah sizin hayatınızda kaçıncı sırada yer alıyor? Asıl problem o. Eğer Allah sizin hayatınızda birinci planda yer alıyorsa, yani her şeyi ona göre değerlendiriyorsanız, yani evet, günah işlemiş olabilirsiniz ama günah diyebiliyorsanız yaptığınıza, kardeşim Allah bunu yasaklamış, ya Rabbi beni affet diyebiliyorsanız, canım nesi varmış demiyorsanız, o zaman Allah'ı birinci planda tutuyorsunuz demektir. Eğer dedim Allah birinci planda olursa dünyanın en hür insanı olursunuz. Çünkü yalnız ona kulluk eder, yalnız ondan yardım istersiniz. En güçlü insan sizsiniz. Tek kişi de olsanız bir ordu gibi kuvvetli olursunuz. Ama Allah'ı ikinci plana atarsanız, birinci plana nefsinizi koyduysanız nefsinizin kölesi olursunuz. Bir ilim adamını koyduysanız onun kölesi olursunuz. Bir din adamını koyduysanız onun kölesi olursunuz. Yani hürriyetinizi kaybedersiniz. Ama kendinizi de hür zannedersiniz.
Sonra bir takım sorular sordular. Toplantı bitti. Bu tür toplantılarda beni en son konuşmacı olarak hep koyarlar. Çünkü ben konuştuğum zaman çok sayıda soru sorulur. Önü açık olsun diye. Ondan sonra o Fransa'nın Berlin Büyükelçiliğini yapmış bir emekli büyükelçi, Fransızların başkanı duru konumundaydı. O geldi, epeyce sorular sordu sordu. Sonra en son soruya cevap vermemek için, canım dedi, Tanrı konusu akıllı anlaşılmaz dedi ve döndü gitti. Şimdi tabii onlara kilisenin anlattığı Tanrı akıllı anlaşılmıyor. Onun için kilise diyor ki sizin imanınızı biz koruruz diyor. Mesela kilise diyor ki İsa %100 Allah'tır, %100 insandır diyor. Şimdi ben de diyorum ki ya bu %100 insansa Tanrı'da hiçbir şey kalmadı. %100 Tanrı'ysa insanlığa bir şey kalmadı. Bu nasıl oluyor? Bu bizim aklımızın alacağı bir şey değil. Kilise diyor ki gel diyor, seni vaftiz edeyim, cennet garanti diyor. Senin imanını ben korurum, sen ne yaparsan yap diyor. Şimdi Avrupalı diyor ki bu ne biçim din diyor. Avrupalının kiliseden kaçmasının sebebi o. Mesela Avrupalı ateistleri anlamamız lazım. Bu insanlar Avrupa'da ateizm dendiği zaman Allah'a inanmayan değil, kiliseye inanmayan kişiler anlaşılır. Çünkü orada Tanrı kilisedir. Neyse şimdi yani kilise çünkü Allah'ı temsil eder onu o şekilde. Mesela şuradan anlayın. Papa İtalyanca'da baba demektir. Hristiyanlar Allah'a da baba derler biliyorsunuz. Ve kilise babaları hep duyarsınız. Şimdi Allah göklerdeki babaları, Papa da yerdeki babaları. Bunu kim kabul eder? Allah'ı temsil ediyor çünkü. Haşa. Onun için Vatikan'da bir binanın 4. ya da 5. katından şöyle elini sallayarak aşağıda bulunan herkesi kutsadığına inanıyor. Ondan dolayı adam Tanrı konusu akıllı anlaşılmaz dedi. Şimdi ertesi gün yemekte oturduk. Yemek sırasında sorular sordu, sordu, sordu. Yemek biterken dedi ki Allah dedi tevbeleri ne zamana kadar kabul ediyor? Hani sen Allah'a inanmıyordun, ne oldu? Hani sen ateistin? Bu insanları anlamak için Kur'an'dan hareket etmek lazım. Tekrar ediyorum, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiçbir insan yoktur. İnanmadığını söyleyenler vardır. İnanmadığını söyleyenler vardır. Peki yalan mı söylüyorlar? Evet, yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Büyük Larousse Ansiklopedisi'nin ben de yazarlarındanım. Şimdi orada 1985 senesinde olan bir hatıram. Orası da ateizmin merkeziydi. Sürekli gazetelere beyanatlar verirlerdi. Şimdi bir akşam oturduk, ben gittikten sonra yani mesai bitmiş, oradaki bütün bölümlerde görevli olan ilim adamları, fikir adamları bir araya toplaşmışlar. En başta da genel yayın yönetmeni var. Ben de şöyle oturdum. Çok şeyler konuştuk. Bu genel yayın yönetmeni dedi ki hoca dedi hiç kendini yorma dedi. Ben dinsiz bir adamım. Ben öyle Allah'a falan inanmam dedi. Ben de hemen kalktım şöyle. Masaya bir yumruk vurdum böyle. Tabii sert bir şekilde. Şimdi burada kalkıp şey yapar mı? Mikrofonlara bir şey olur diye. Gelir şeyden alırlar. Dernekten alırlar parasını. Dedim ki bana bak sen yalan söylüyorsun dedim.
Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Öyle deyince böyle yaptı. Tabii inanıyoruz hoca dedi böyle. Ama senin inandığın gibi inanmıyoruz. Hah dedim, işte mesele o. Mesele odur. Ben size dedim, bak bunca zaman gelip gidiyorum. Ne zaman dedim ki benim gibi inanın? Allah bir peygamber bir de kitap göndermiş. Açar kitabı okursunuz. Peygamberin de gösterdiği yola bakarsınız. Bana da dersiniz ki hocam sen böyle diyorsun ama bak Kur'an'da böyle yazıyor. Ben de hatamı düzeltirim. Evet. Bir başka şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim meali okuyorsunuz değil mi? İyi. Peki okuyorsunuz. Bir soru. Hangi peygamber halkına Allah'ın varlığını ve birliğini ispatla meşgul olmuş, hatırlıyor musunuz? He? Kim? Kim? İbrahim Aleyhisselam insanlara değil, kendisi için bakmış. Yani o daha peygamber olmadan önce, hani diyorlar ki, yıldızlar bizi idare ediyor, ay idare ediyor, o da bakıyor, Allah Allah bu olamaz diyor. O olamaz. O zaman bütün Rabbül Alemin'e yöneliyor. Yani Allah'ın varlığını inkar eden etmiyor o toplum. Hangi peygamber ümmetine Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmıştır? Okuduğunuz ayetlerde hangisi? Söyleyin. Hangisi? Var mı böyle bir şey? Hiçbirisi. Çünkü bu konuda şüphesi olan yok ki. Allah'tan başka ilah olmadığını anlatırlar sadece. Allah'ı değil. Allah'ı kimse inkar etmiyor ki. Allah'tan başka ilah olmadığını, yani Allah'ı ikinci sıraya koymayın derler. Bütün peygamberlerin yaptığı budur. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin derler. O kadar. Allah da kimmiş diyemez. Hiçbir kafir öyle onu dememiştir. Rab olduğuna da inanırlar. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Allah'ın Rab olduğunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Allah'ı ikinci plana koyma meselesidir. Mesela Mekkeli müşrikler Allah'ı ikinci plana koymuşlardır. Birinci planda kimler var biliyor musunuz? Efendim? Putlar mı? Yani taş toprak. Taşa toprağa insan tapar mı? Hiç kimse tapmaz. Aptal değil Mekkeliler. Taş toprak bağ kurar mı Allah'la? Değil, değil. Ticaret değil. Mekkeliler Allah'ın kızı diyerek meleklere tapmışlardır. O putlar da melekleri temsil etsin diye şey yapılmıştır. Şimdi mesela Atatürk'ün heykelinin karşısında saygı duruşu duranlar heykelin karşısında mı durduklarını söylüyorlar yoksa Atatürk'ün manevi huzurunda durduklarını mı söylüyorlar? İşte onlar da o meleklerin manevi huzurunda durmak için heykelleri yapmışlardır. Yoksa kimse taşa toprağa tapmaz. Tamam? Şimdi peki ne diye tapıyorlar? İki tane şeyleri var. Diyorlar ki هَاُولَٓاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Bunlar Allah yanında bize şefaat edecekler. Mekkeli müşriklerin söylediği şey. Allah'ın yanında bunlar bize şefaat edecekler diyorlar. Destek verecekler. Peki bunlar size destek vereceğini nereden biliyorsunuz? Elinizde bu konuda bir belge var mı? Yok. Peki nasıl yapıyorsunuz? Bizi kurtaracaklar. Kimden? Allah'tan öyle mi? O zaman bunlar Allah'tan daha güçlü olmaları lazım. Yani onu demek istemedik ya. Neyi demek istedin?
İkinci sözleri de şudur Mekkeli müşriklerin. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zülfâ. Biz bunlara niye kulluk ediyoruz biliyor musunuz? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. O zaman asıl hedefleri kimmiş? Zümer suresinin 3. ayeti. Bizi Allah'a daha çok yaklaştır. Güzel de sen Allah'la ilişkini kesiyor. Allah sana şah damarından daha yakın. Şah damarıyla senin arana girecek her şey seni öldürmez mi? Bu da senin dinini öldürür işte. Dolayısıyla bozulma hep aynıdır. Bir etin bozulması neyse inancın bozulması da aynı onun gibi aynı kanunlara tabidir. Hristiyanlarda nasıl bozulmuşsa Müslümanlarda da öyle bozulmuştur. Budistlerde de öyle bozulmuştur. Mekke'de de öyle, her tarafta da öyle. Peki o zaman ne yapacağız? Her genç hayata imanla başlıyorsa, imanla devam etmesi için ilerisini düşünen, karını zararını düşünen gençlik yetiştireceğiz. Peki başaracak mıyız? Yok, başaramayabiliriz. En azından sevap alırız biz. Yunus Aleyhisselam bütün ömrünü verdi, bir kişi inanmadı, karısı da dahil. Ama sonradan inandılar. İnsanlar temel tercihlerini senin için değiştirmez ki. Ne senin eşin değiştirir, ne evladın değiştirir, ne şu ne bu. O zaman öyleyse yapacağımız şu var. Diyeceğiz ki, ben asla ben, çünkü ancak bana sözüm geçer. Başkasına konuşurum ama nasıl dinlediğini bilemem ki. Benim ancak kendime sözüm geçer, ben asla Allah'ı ikinci sıraya koymam. Ben asla Allah'la arama hiçbir şeyi sokmam. Ben hiç kimse benim Allah'ın yanında beni kurtaracak diye şey yapamam, haşa, o Allah'tan daha güçlü olmasa. Bu tür şeyler bitti benim için. Ben yalnız Allah'a kulluk eder ve yardımı yalnız ondan isterim. Ben önce kendimi. Peki diğer insanlar, diğer insanlara da elimden geldiği, gücüm yettiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Başarır mıyım? Başarılı olmak zorunda değilim ki, doğruları anlatmak zorundayım. Musa Aleyhisselam o kadar uğraşıyor. 9 tane mucize gösteriyor. Kızıldeniz geçiliyor. Bir 40 günlüğüne onların içerisinden ayrılıyor. Ne oldular? O kadar mucizeyi gören İsrailoğulları ne yaptı? Hemen puta taptılar. Başlarında da Harun Aleyhisselam olmasına rağmen. Çünkü orada şu, onlar yaşadıkları toplumda Apis öküzü, yani boğa. Boğanın tanrı olduğunu biliyorlar. Şeyin tanrısı. Firavun ve hanedanının tanrısı. Ellerine, şimdi Firavun ve hanedanı şey yapınca, onlar boğulup gidince bütün servetleri bunlara kaldı. Zenginlik iyi midir, kötü müdür? Nasıl kullandığınıza bağlı. İlim de aynı şekildedir. Bazı günahlar parasız işlenmez, bazı günahlar da az parayla işlenmez. Eğer hedefin günah işlemekse, zenginlik senin için çok kötüdür. İlim de aynen para gibidir. Bir ilim adamı toplumu öylesine saptırır ki toplum doğru yola girdiğini zanneder. Çünkü 90 tane doğru şey söyler, hatta 99 tane doğru şeyler bir şey söyler. Her şey doğrudur, her şey güzeldir. Falan yere giderken birinci sapaktan gir der. O yolda onu başka yere götürür. Şimdi şeylerin o
İsrailoğullarının sapıtmasının sebebi zenginlik. O kadar çok onların Firavun ve hanedanının şeyine, servetlerine kondular ki artık bu altından buzağı heykeli yapacak noktaya geldiler. Musa aleyhisselam onları bu halde görünce dedi ki Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Ya Rabbi benim sadece kendime gücüm yeter. Bir de kardeşim Harun'a. Niye karım demedi? Niye çocuklarım demedi? Karısı çocukları var biliyoruz. Çünkü Harun aleyhisselamın peygamber olduğunu bildiği için ona gücüm yeter diyor. Öbürlerine değil. Peki biz ne diyebiliriz? Ya Rabbi sadece kendime gücüm yeter. İkinci bir kişinin adını söylememiz mümkün mü? Öyleyse bu akşam neler konuştuk? Bir, herkes doğruları bilir. Doğruları bilmekle yapmak aynı değildir. Yani en azından asgari doğruları bilir. Tabii ki eğitimle geliştirirsiniz, çok güzel olur, çok eğitim son derece önemlidir falan. Bir de toplumlara hakim olanlar çoğunluk değildir. Şimdi bakın mesela bir parti iktidarda ülkeyi yöneten kaç kişi? Siz iyi yetişirseniz az olmanıza rağmen Allah sizi dünya hakimi yapar. Bunu da unutmayın. Ama çok iyi yetişeceksiniz. Çok iyi bileceksiniz. İnsanlara çözüm üreteceksiniz. Problem götürmeyeceksiniz, çözüm götüreceksiniz. İnsanlar dünyada rahat eder. Ama ahiret kısmı inanmalarına bağlı. Evet, bu din öyle bir dindir ki Kur'an-ı Kerim'e göre bu dini öğrenirseniz yeryüzünde size karşı çıkacak hiç kimse yoktur. Çünkü herkese kaynağından su götürürsünüz. Bu suya itiraz edecek birisi var mı yeryüzünde? Adam bu suyu içer, gider putuna da tapabilir gene. Ama insanlara hiç kimsenin itiraz edemeyeceği güzellikleri götürür. İnsanları Müslüman etmek belki gücümüz dahilinde değildir ama insanlara hakim olmak gücümüzün altındadır. İnsanlara doğruları anlatmak bizim gücümüzün altındadır. Biz onları anlatacağız. Anlatırken de Allah'ın rızasından başka rıza aramayacağız. Şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum. Rahmetli babam çok sert mizaçlı bir insandı. Yani bana bir kere çok hafifçe bir şey yapmıştı. Ona tokat da denmez ya, şöyle yüzümü yalayacak şekilde eliyle vurmuştur. Acımayacak şekilde. Başka da yaptığı yoktur hayatta. Ama çok korkardım ondan. Mesela akşam hava karardıktan sonra eve gelmişsem bizim komşunun oğlu beni şey yapardı, korkuturdu, babana söyleyeceğim falan filan diye. Şimdi ben de tabii o söyleyecek diye akşamdan uyurdum. Ne uyuması diye bir şey yok. Yani uyuyor görsün de. Kim ağzını açsa, şimdi beni babama şikayet edecek diye korkardım. İşte hiç öyle bir şey olmazdı. Şimdi oradan aklıma geliyor. Yalan söyleyenlerin en sevmediği kişi doğru olan insanlardır. Dolayısıyla doğruları söyleyenler toplumda hiç mi hiç sevilmez. Çünkü o doğruları herkes bilir. Ama söylenmesini hiç kimse istemez. Doğruları söylediğiniz zaman 9 köyden kovulursunuz. Bunu göz önüne alacaksınız. Niye? Çünkü sevap kazanmak bedava değil ki. Allah kimseye bedava sevap vermez. Bu Allah'ın kanunu bu. Ama 10. köye muhtar ederler, 9 köyü de sana bağlarlar daha sonra.
Tamam mı? Şimdi mesela arkadaşlara çok anlatmışımdır. Ben İmam Hatip Okulu'nda talebeyken 5. sınıf talebesiyim. Erzurum'da Erzurum Valiliği'nin hemen yanında İbrahim Paşa Camisi var. Tabii şu anda orası Erzurum Valiliği değil, eski valiliği söylüyorum. İbrahim Paşa Camisi duruyor ama valilik artık bir başka yere taşındı. İbrahim Paşa Camisi'nde Ramazan'da ikindi vaazları yapıyorum. Şimdi bir şey bilmiyorsun tabii o zaman ki İmam Hatip 5. sınıf talebesi ne bilecek? Onun için artık gece gündüz hikaye kalmasın okuyorum, arıyorum ki vaazda anlatacağım. Şimdi hep hikayeler anlatıyorum. Cami tıklım tıklım doluyor. Valilik boşandıktan sonra zaten ayakta kalacak yer kalmıyor. Bu memurlar falan hep geliyorlar. Böyle ayakta dinliyor millet. Şimdi bakıyorum anlattığım hikayeler çok mantıksız şeyler. Milletin de çok hoşuna gidiyor. O zaman ne televizyon var ne de başka bir şey. Bu, benim bu dediğim işte 60'lı yıllar, 1966-67 gibi işte o zamanlar. Şimdi konuşuyorum diyorum ki ya bunlar diyorum pek olmuş şeylere benzemiyor ama siz gene ibret alın diyorum. Çünkü biraz da dürüst olmak lazım. Sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki ya bu ne böyle böyle mi din anlatılır? Bundan sonra böyle bir hikaye falan anlatmayacağız. Daha hiçbir şey. Kur'an-ı Kerim'den anlatacağım. Vallahi hiç kimse gelmedi. 200 kişi ya vardı ya yoktu. Allah rahmet eylesin hiç unutmuyorum. Babamın bir amcası vardı Ahmet dede. Geldi dedi ki yazık yazık yazık. Bütün bildiklerini unutmuşsun dedi. Şimdi eğer siz kalabalıkları toplamak istiyorsanız yalan yanlış demeden her şeyi konuşacaksınız. Ama doğruları söylerseniz gelen az olur ama o az binlerce kişiden daha etkili olur. Dolayısıyla şu şeyin hoş geldiniz. Dolayısıyla şeyler ciddi insanların sayısı azdır ama etkisi çok fazladır. Çok fazladır. Hiçbir zaman için doğruları söylemekten ve doğruları yapmaktan kaçınmayın. Bir kere doğrular yaptığınız zaman içiniz rahat olur. Hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceksiniz. Yani o kapalı odalarda konuştuğunuz şeyi eğer halkın içinde konuşmuyorsanız o konuşma iş yapmayın. Son derece açık ve net. Efendim insanlar hoşlanmıyor. Hoşlanmasınlar sana ne? Allah'ın bir rızası bütün dünyadan daha hayırlıdır. Bunu bu şekilde şey yapmak lazım ve son olarak asla dünyayı ahirete tercih etmeyin. Her saniye ölebiliriz. Her saniye ölüme hazır olmak lazım. Ben şahsen kendi hayatımda şunu yaparım. Birisiyle karşılaştığım zaman kendi kendime şunu derim. Bu kişiyle bir daha karşılaşmayabilirsin. Belki bu senin son saatinde, son saniyende olabilir. Bu şahsa doğruları söyleyeceksin. Yani Allah'ın huzurunda bunun hesabını vermemek için. Dolayısıyla kendi kafamıza göre dine yön vermeyelim. Bu dini Allah-u Teala göndermiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasıyla bize göstermiştir. Baştan söylediğim gibi kendisini dindar kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Şimdi en baştan söyledik. Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur diye. Ama kafir kalbindeki imanı şöyle işte bunun için getirdim. Böyle gizleyen kişidir. Şimdi ben bunu burada gizlediğim zaman ben burada su olduğunu biliyorum değil mi? Kafir de kendi kalbinde doğru iman olduğunu biliyor. Ama onu gizlemiş, onun için kafir olmuştur. Çünkü örtecek bir şey olmadan neyi örteceksin? Onun için şunu söylerler.
Herkesin imanını Allah, benim kalbim Allah biliyor. Onun için şeytan Allahü Teala şunu söyler: "Vela yagurrannekum billahil garur." O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanmayan kimse mi var yeryüzünde ki? Allah senin hayatında kaçıncı sırada, oraya bakacaksın. Allah ikinci sıraya koyuyorsan bitti kardeşim. Senin Cenab-ı Hak'la ilişkin kesilmiştir. Buna çok dikkat edelim. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Böylece bitirelim artık. Değil mi Sayın Başkan? Sabaha yaklaştı. Evet. Bir soru var galiba. Soruya bir cevap vereyim. Şeytan taşlama ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Şimdi tabi bazı hocalar şeytan taşlamıyor değil mi? Şimdi şeytan bu hacla ilgili, yani hac görevi Adem Aleyhisselam'dan beri yapılan bir görevdir ve aynı yerlerde yapılmıştır. İbrahim Aleyhisselam o kaybolan Nuh Tufan'da kaybolan Kabe'nin temellerini yükseltmiştir, sıfırdan yapmamıştır. Sonra da ve erina menasikena diyerek Cenab-ı Hak'tan ibadet yerlerini göstermesini istemiştir. Bize ibadet yerleri tespit et dememiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde hep geçmişe atıflarda bulunur. Yani o gelenek hep korunmuştur. O gelenekte şeytan taşlama eskiden beri vardır. Peygamberimiz de onu devam ettirmiştir. Şeytan taşlama olayının tabii daha başka şeyleri de var. Yani bizim bu konuda yaptığımız çok sayıda delilleriyle birlikte yaptığımız konuşmalar vardır. Onu bizim internet sitesinde bulursunuz, kurandersi.com'da. Bu şeytanı Adem Aleyhisselam'ın o bahçeden çıktıktan sonra ben şahsen, yani epeyce de şeyim var, yani aslında zihnimde bir takım delillerim var da onları oturup yazacak fırsat olmadığı için burada söylemiyorum. İnşallah yazdıktan sonra söylerim. Çünkü bir şey yemek pişmeden milletin önüne koyarsanız "Aa, bu ne berbat bir şeymiş" derler. Herkes nefret eder ondan. Pişsin ondan sonra inşallah. Yalnız ben şöyle düşünüyorum. Adem Aleyhisselam'ın bahçesi Arafat olması lazım. Yani bu dünyada öyle yok, cennete gitmiş, bir daha gelmiş, öyle bir şey yok. Eski ulema da öyle diyor da sonradan cennete göndermeye başladılar. Halbuki Allah Adem Aleyhisselam bu dünyada yarattı. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Sizi burada yarattık, buradan çıkaracağız ve burada öldüreceğiz ve tekrar bu topraklar üzerinde sizi bir kere daha çıkaracağız diyor. Adem Aleyhisselam Arafat'tan indikten sonra mesela Müzdelife birlikte olma yeri manasına gelir. Eşiyle orada geceyi geçirmiş. Ondan sonra aşağıya doğru inerken kendilerinin oradan çıkmasına sebep olan şeytanı taşlamıştır diye düşünüyorum. Bu konuda inşallah deliller falan tamamlanırsa bunu bir gün yazacağım Allah nasip ederse. İkinci soru, kredi kartı kullanmak caiz midir? Kredi kartı bir borçlanma kartıdır. Yani siz bir bankanın kredi kartını kullandığınız zaman şimdi alışveriş yapıyorsunuz, daha sonra onun parasını ödemek şartıyla eğer zamanında ödeyeceğinden eminseniz kullanabilirsiniz. Değilseniz faize girer, o zaman caiz olmaz. Peki, herhalde başka bir şey kalmadı. Ayşe Hanım, ha, buyur. Evet, şimdi reenkarnasyon yeniden bedenlenme demek. Biz tekrar yaratılacağız. Yalnız bir kere daha yaratılacak, iki kere değil. Ve herkes kendi vücuduyla yaratılacaktır. Bu reenkarnasyon inancı Mekke'de, Medine'de vardı. Bununla ilgili ayet-i kerimeler var. Şimdi mesela diyorlar ki Mekkeliler, "İn hiye illa hayatuna dünya nemutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'usin." Bu bizim
Hayat dünya hayatıdır. Ölür tekrar diriliriz. Ölür tekrar diriliriz bakın. Ölürüz tekrar hayat buluruz. Biz bağs olunacak değiliz. Bağs, bağsu badel mevt diye şey yapılır ya. Bağs ne demek? Aynı vücutla dirilmek demek. Şimdi onlar başka vücutlar, yani ruh başka vücutlara gelir reenkarnasyonda. Aynı vücutla dirilmeye karşı çıkmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Câsiye suresinde var, bir de Mü'minun suresinde olacak ya da Mü'min, neyse tam şey yapamadım. Şimdi biz öldüğümüz zaman vücudumuz çürür. Oradan vücudumuzun bütün özelliklerini taşıyan bir tohum kalır. Vücudumuzun bir parçası kalır. O parça ahirette tıpkı bir bitkinin tohumundan, bitkinin oluşması gibi bizim bütün özelliklerimize sahip bir vücudun oluşmasından sonra ruh üflenir. Uykudan uyanmış gibi kalkarız ve mahşer yerine gideriz. İşte az önce okuduğum ayette Allahü Teala diyor ki minha halaknakum, sizi bu topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum, sizi toprağa, tekrar toprağa iade edeceğiz. Ve minha nuhricukum, tekrar topraktan çıkaracağız. Tareten uhra, bir kere daha. İkincisi yok bunun. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Dolayısıyla şimdi ahirete inanmayanların sığındığı şeydir reenkarnasyon. Yani hesap vermek istemeyenlerin sığındığı şeydir. Böyle bir olay söz konusu değil. Evet. Peki. Şimdi bu nazarla ilgili çeşitli şeyler söyleniyor. Biz bir araştırma yaptık, üzerinde çalıştık. Bunun bir gerçeğinin olmadığı kanaatine vardık, yani şey değil. Ama insanlar yapı olarak hep işte kendi şeylerini, eksikliklerini başkasına mal etmekten hoşlanırlar. Suç kendisinin olmaması için nazara geldim derler. Tıpkı başarılı oldukları zaman ben yaptım, başarısız oldukları zaman kaderim böyleymiş demek gibi bir şey. Ya da sınıf geçen öğrenci ben geçtim der, kalan da öğretmen bıraktı der. Bu şey yapmak için bir telafi psikolojisi, yani kendisini suçsuz görmek için oluşmuş bir psikolojidir. Bizde hasıl olan kanaat odur. Evet. Bir daha söyler misin? Şimdi sünnetullah Allahü Teala'nın koyduğu kanundur. Cenab-ı Hak kendi kanunu kendisi değiştirebilir. Hiç problem değil. Nisa suresinin ilk ayetini okuduğumuz zaman oradan kesinlikle kardeş evliliğinden oluştuğu anlaşılıyor. Bizde geçerli olan şeriat Nuh Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Adem Aleyhisselam'ın şeriatı değil. Onun için şeyde Şuara suresinin 12. ayetinde Allahü Teala 13. ayetinde şöyle diyor Cenab-ı Hak: "Sözbile şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuhan." Allah Nuh'a neyi emretmişse sizin için onu şeriat yapmıştır. Yani Nuh Aleyhisselam'a kadar ki hükümler Nuh Aleyhisselam'dan sonra değişmiş ve bizde geçerli olan odur. Ama şey konusunda Nisa suresinin ilk ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: "Estağfirullah ya yennasu ubudu rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhide." Sizi bir tek nefisten yaratan Allah'a kul olun. Tek nefis, şimdi şunu düşünün. Sizi bir tek nefisten derken Adem Aleyhisselam kastediliyor. "Ve halaka minha," bu nefisten gene yaratmıştır "zevcaha," eşini. Yani eşini Adem'den değil. Adem'i neden yaratmışsa eşini de ondan yaratmıştır Allahü Teala. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَث۪يرًا وَنِسَاءً. O ikisinden çok sayıda erkek ve kadın yaratarak dağıtmıştır. Dolayısıyla Adem ve Havva'dan bütün insanlık oluşmuştur. Cenab-ı Hak, kanunun kanunu. Şimdi hayvanlarda geçerli olan kanunlar bizde de geçerlidir. Bizim hayvanlardan temel farkımız ruh taşıyor olmamızdır. Hayvanlarda kendi akrabalarıyla evlenme yok mu? Yani ilişki ve evlat sahibi olmak yok mu? Cenab-ı Hak bizde farklı bir kural koymuş.
Onlar kendi kanunu değiştirir. Cenab-ı o ikisi de Allahü Teala'nın ayetidir. Evet. Peki herhalde yeter. Sizi kurtaracak kişi? Şimdi bizi şimdi şey deniyor yani diyorlar ki mesela ahirette falanca adam bizi kurtaracak deniyor. Tamam da onu kim kurtaracak? Yani bunların hepsi saptırmadır. Şunu hiç unutmayın ki yeryüzünde din sömürüsü kadar büyük sömürü yoktur. Tamam mı? Din kullanmadan sömürü de kolay kolay yapılamaz zaten. Çok zordur. O zaman başka konularda aklınızı bir çalıştırıyorsanız din konusunda bin çalıştırmak zorundasınız. Falan ve bu buranın en tehlikeli tarafı da insanlara olağanüstü güçler yüklemektir. Şeytan Adem Aleyhisselam'ı nelerle kandırdı bakın. Dedi ki: "Hel edullukum ala şeceretil huldi ve mulkin la yebla." Ebediyet ağacını ve yok olmayacak saltanatı sana göstereyim mi? Ebediyet ağacı yani ölümsüzlük. Bakın birçok din büyüğüne ölümsüzlük verirler. Değil mi? Bazıları işte şurada bir sandalyeyi boş bırakın, niye peygamberimiz gelecek? Tabii. Şimdi buradaki millet tabii dikkatle bekliyor. Peygamberimiz gelecekmiş. O böyle arada bir şey yapıyor falan. Millet zannediyor ki geldi, gördü. Ulan ben göremediğime göre o gördü. Demek ki onun manevi tarafı yüksek. Tamam mı? Bu insanları kandırmanın bir yoludur. Kendilerine ölümsüzlük verirler. Efendim büyüklerin ruhu öldükten sonra kınından çıkmış kırış gibidir derler. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ı şeytanın kandırdığı yoldan. Bir, ölümsüzlük. Bu Cenab-ı Hakk'a ait olan bir özelliktir. İki, yok olmayacak saltanat. Yani yetki ve etki. İşte şu, falanca zaman şunu söyledi, yağmur yağdı. Falanca zaman şunu söyledi, bu oldu. Olağanüstü yetkiler verir birilerine. Bir de o. Üçüncüsü, şeytan Adem Aleyhisselam'ın kulağına fısıldadı. Fısıldama nedir? Şurada birbirinize fısıldasanız niçin fısıldarsınız? Başkası duymasın diye. O zaman orada bir Adem Aleyhisselam var, bir şeytan var, bir de Allahü Teala var. Şeytan kimden saklıyor onu? Allah'tan değil mi? Böyle fıs fıs fıs. Diyor ki yani Allah duymasın da haşa. Bu ağaçtan yersen ölümsüzleşirsin ve yok olmayacak saltanata erersin. Adem Aleyhisselam da hemen dolduruşa geliyor ve ağaçtan yiyorlar. Ama sonra akıllanıyor. Ya Rabbi beni affet diyor. Şimdi üç şey unutmayın. Bir, gayıp bilgisi. Falanca benim içimden geçeni bildi, kalbimden geçeni bildi falan. Bu sadece Cenab-ı Hakk'a ait olan bilgidir. İnsanlar bir buradan kandırılır. İki, yetki. Canım Allah bu adamı kıracak değil ya. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ona borcu varmış gibi. Üç, ölümsüzlük. İşte bunlar şeytanın Adem Aleyhisselam'ı kandırdığı üç şeydir. Bunlar sürekli insanları kandıran şeytanların sürekli kullandığı şeydir. Bir de şunu hiç unutmayın, şeytan doğru yolun üzerinde oturur. Şeytanı meyhanede başka yerde arıyorsanız boşuna arıyorsunuz. Şeytanın orada bir işi olmaz. Şeytanın namaz kılanladır işi, şeytanın Kur'an okuyanladır işi, şeytanın doğru iş yapanladır işi. Siz doğru bir şeye karar verin de bakın ki önünüze kaç tane insan ve cin şeytan iki çıkıyor. Bunu unutmayın.
Ve doğru yol üstünde oturan da doğru yolun kelimelerini kullanır, terimlerini kullanır. Doğru yolun kılık kıyafetine girer. Senin arzu ettiğin şekilde karşına çıkar. Onun için aldanmamak kolay değildir. Aldanmamanın tek yolu aklını kullanmaktır. Bu adam da benim gibi bir insan, buna nereden diyeceksiniz. Aksi takdirde kendinizi doğru yolun ortasında zannedersiniz ama yoldan çıkmış olursunuz. Evet, Araf 172'de ergenlik örneğini verdiniz. Gelenekte ruhlar alemi örneği veriliyor. Bu gibi ayetlerin doğrusunu öğrenmek için nasıl bir yöntem uygulanacak? E tabi bu sizin Arapçayı çok iyi bilmeyenlerin yapabileceği bir şey değil ama yani diyeceksiniz ki benim aklım ermedi kardeşim, bunu bir daha anlat diyeceksiniz. Tam tatmin olana kadar ona soracaksınız. Şimdi size diyecekler ki sen anlamazsın kardeşim, inanacaksın. Anlamayacağım şeyden ben niye sorumlu olayım ki? Siz de dersiniz ki kusura bakma hocam, ben size saygısızlık etmiyorum ama Allah'a hesabı ben vereceğim. Benim hesabımı sen vermeyeceksin. Allah'a ısmarladık. Ben bir başkasına sorarım. Yani tam tatmin olana kadar araştıracaksınız. Yok efendim, buna senin aklın ermez. Kardeşim ben koyun muyum? Ben koyun olursam affedersiniz beni köpekler de güler. Ne olacak? Ben adamım ya. Koyun falan değilim. Benim aklım olduğu için Cenab-ı Hak beni sorumlu tutuyor. Sen benim aklımı devre dışı bırakıyorsun. Kusura bakma. Onun için iyi dindar aklını en iyi kullanan kişidir. Aklınızı bir başkasına teslim ediyorsanız isterseniz 24 saat namaz kılın, 5 para etmezsiniz. Adam gibi adam olmak lazım. Evet. Peki. Ha, burada başka şeyler var. Ha. Irkların oluşumu nasıldır? Hazreti Adem ilk insandır tabii, hiç şüphe yok. Irkların oluşumu, yani şimdi siz gidin, yediğiniz gıda, yaşadığınız bölge ister istemez size etki eder. Zamanla o şeye yaparsınız, uyarsınız. Zaten ben şey değilim yani, o işin uzmanı değilim. Onu uzmanlarına sormak lazım. Ölmüş birinin yeri değiştirilirse ruhu onunla mı gider? Veya ilk gömüldüğü yerde mi kalır? Bir kimse öldüğü zaman ruh o vücudu terk eder. Tamam mı? Yani vücut yeniden yaratılıncaya kadar ruh o vücuda gelmez. O vücut çürür, şey yapar. Onu başka bir yere nakletseniz, ne yaparsanız yapan bir şey olmaz yani. Biz ruhla ilgili bir şey yok yani. Tarikat, cemaat toplulukları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bu kandırma işi bu topluluklar içinde geçerli mi? Vallahi din adına kandırma işi herkes için geçerlidir. Az önce söyledik ya, din konusunda çok çok dikkatli olmanız lazım, aklınızı çok iyi kullanmanız lazım. 5 yaşındaki bir çocuğa Allah nasıl anlatılmalı? 5 yaşındaki çocuk zaten Cenab-ı Hakk'ı kendisi arar bulur. Siz onların sorularına cevap verin yeter. O çocuk zaten arar. Allah insanları öyle yaratmıştır. Evet. Peki, böylece sorular bitmiş oldu. Yoksa Sayın Başkan, bu sizi de burada çok meşgul edeceğiz, öyle anlaşılır. Kabir azabı. Belli yani, sizin işiniz bitecek gibi gözükmüyor. Şimdi, kabir azabı dediğimiz, yani vücut çürüdüğü için vücudun göreceği bir azap yok. Ama ruhun göreceği sıkıntı var. Ruh ölmez. Kabir azabı, görülen kötü rüyalar gibi bir şeydir. Tamam mı? Onunla ilgili detaylı bilgi şey yapıyorsanız bizim kurandersi.com sitemizde bu konuyla ilgili tüm delilleriyle anlatılan çok sayıda sohbet var. Onları izleyebilirsiniz. Yani ücretsizdir. Ya, aklınıza bir şey gelmez. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Hemen kalkmazsam kalkamayacağım galiba. Öyle anlaşılıyor.